Örümcek Adam hakkındaki bütün harika fikirlerim ve materyallerimle yayıncımın ofisine girdim ve anlatmaya başladım. Bana verdiği tepki aynen şöyle oldu. Stan, bu duyduğum en kötü fikir. Düşüncelerini söylemeye başladı. Kendisi oldukça mantıklı ve zeki biridir bu arada. Öncelikle insanlar örümceklerden nefret eder. O yüzden bir kahramana örümcek adam diyemezsin. Genç diyorsun, gençlerden ancak süper kahraman yardımcısı olabilir. Kişisel sorunlar mı Stan? Süper kahramanları bilmiyor gibisin galiba. Onların kişisel sorunları olmaz. Ofisten hayal kırıklığıyla ama daha bilgi biri olarak çıktım. Ve örümcek adamı aklımdan çıkartamıyordum. O sıralarda da Amazing Fantasy adlı bir seriyi bitirmek üzereydik. Satışları çok iyi değildi ve son sayısını basıma gönderecektik. Bir seriyi bitiriyorsanız içinde ne olduğunu kimse umursamaz çünkü serinin son sayısıdır. Sadece aklımdan çıkarmak için sayıya ve sayının kapağına örümcek adamı ekledim ve yoluma baktım. Bir ay kadar sonra satış rakamları geldi ve yayıncım bağırarak ofisin kapısını çarptı. Stan! Stan! İkimizin de bayıldığı karakter Spider-Man'i hatırlıyor musun? Yemin ederim. Hadi ona kendi serisini çıkartalım. Peki size bunu neden anlattım? Zaman geçirmemi, çalışmamı saymazsak eğer. İyi olduğunu gerçekten bildiğiniz bir fikriniz varsa eğer, salağın tekinin sizi bundan vazgeçirmesine asla izin vermeyin.